Çok değerli basın mensupları, 28-29 Temmuz tarihlerinde 13 ilimizde toplam 41 orman yangını meydana gelmiştir. Bunların 31 tanesi kontrol altında. 10 yangında kontrol altına alma çalışmaları devam etmekte. Devam eden yangınların il ilçe dağılımlarını söylemek istiyorum. Adana Karahisarlı, Adana Poz ve Adana Kozan'da da 3 ayrı noktada olmak üzere yangınlar devam ediyor. Osmaniye Kadirli'de bir yangın var. Antalya Manavgat yangınımız kontrol altında, ancak gece saatlerinde Akseki'de çıkan bir yangın hala devam ediyor. Kayseri Yahyalı'da bir yangın ve Mersin Aydıncık ilçesinde bir yangın devam ediyor. Mersin'de yeni aldığımız bir habere göre Silifke ilçesinde de bir yangın devam ediyor. Silifke'de devam eden yangının yüksek gerilim hatlarından dolayı olduğu düşünülmekte. Yangınları kontrol altına almak için 3 uçak, 29 helikopter, 458 aracöz ve 1832 personel bu alanda görev yapmaktadır. Maalesef bir kaybımız var. Antalya Akseki Kepezbeleni mahallesinde 82 yaşında bir vatandaşımız vefat etmiştir. Başımız sağ olsun. Buradan sizler vasıtasıyla özellikle bu yangın bölgelerindeki vatandaşlarımıza tekrar sesleniyorum. Uyarıları mutlaka dikkate alsınlar. Uyarıları boşa yapmıyoruz. Elbette malımız önemli ama hiçbir şey canımızdan daha önemli değil. Burada önemli olan önceliğimizin mal güvenliğinden önce can güvenliği olması lazım. Maalesef burada Kepezbeleni boşaltılırken evinde yalnız kalan bu amcamız maalesef vefat etmiş durumda. Lütfen anonslara ve bu konudaki çağrılara mutlaka kulak asmamız gerekiyor, uymamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hakeza yine Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var elimizde. Burada hayati bir tehlikeleri yok. Restorancı oldukları tahmin ediliyor. Yine burada anonslar yapıldı. Maalesef orada kalmışlar. Helikopterle bu arkadaşları alıp getirme imkanımız maalesef yok. Helikopterler şu an şu saat itibariyle havada çok zor duruyorlar. Sabah yönetim helikopteriyle de biz uçuşta bayağı güçlük çektik. Suatar helikopterlerimiz de sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışıyorlar. Ama tüm bu coğrafyalarda biraz önce saydığım tüm yangın coğrafyasında hava araçları zorlukla faaliyetlerine devam edebiliyor. Bu Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan vatandaşlarımız konusunda da hem ambulansımız hem de AFAD ekipleri yolda. Yol açık. Onları oradan bir şekilde tahliye etme niyeti içerisindeler. Antalya'da 18 köy ve mahalle boşaltıldı. Adana Kozan'da 6 köy, Adana Posta 5 köy, Mersin Aydıncık ilçesi ve 5 köy boşaltıldı. Tabii ki buradaki önceliğimiz yerleşim yerleri. Yani bazı alanlarda bazı alanların yandığını ve yanmaya devam ettiğini göreceksiniz ama önemli olan yerleşim yerleri, önemli olan da birinci önceliğimiz cana herhangi bir şey gelmemesi. Yangın sebebiyle ilgili yine soracaksınız ancak çok yönlü soruşturmalar devam ediyor. Rüzgarın çok kuvvetli olması, nemin düşük olması işimizi zorlaştırıyor. Ama dediğim gibi yerleşim yerleri şu anda öncelik, yerleşim yerlerinin akabinde de yangınların kontrol altına alınması konusunda çalışmalar yapılıyor. Elbette yangınların tespiti son derece önemli. Ama şu anda tespitten çok yangınların kontrol altına alınması ve cana ve mala mümkünse zarar gelmemesi konusunda arkadaşlarımız çalışıyorlar. Tüm kamu kurumları destek veriyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. Tüm belediyelerimize, AFAD'ımıza, jandarmamıza, mahallemize, emniyetimize, tüm kamu kurumlarından gelen destekler son derece önemli. Şu an itibariyle çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yangınları da kontrol altına almaya başladıktan sonra da bilgi vermeye devam edeceğim. Dediğim gibi hava koşulları işimizi çok zorlaştırıyor. Ama burada en önemlisi bizim çağrılarımıza ve özellikle emniyetin, valiliğin ve jandarmanın çağrılarına vatandaşımızın uyması ve boşaltılması gereken yerlerin de boşaltılması konusunda bunlara uyulması konusunun bir tekrar altını çizmek istiyorum. Şu an itibariyle önemli bir yerleşim yeri tehdidi yok. Şu an itibariyle önemli bir cana yönelik bir tehdit yok. Ama ilerleyen saatlerde de rüzgarın yönü değişmesiyle beraber ek tedbirler de alma ihtimalimiz olabilir. Hepinize teşekkür ediyorum.